Yösemen 84 kiloda bronz madalya mücadelesine geçiliyor. 84 kiloda bronz madalya mücadelesi Mısırlı Muhammed Abdel Fatah'la Ermeni Levon Gemhanyan'ı karşı karşıya getiriyor. Kırmızı mayoyla Mısırlı güreşçi 1978 doğumlu, Akdeniz oyunlarında geçen yıl şampiyon olmuştu. Genellikle Afrika oyunlarında başarı göstermiş bir güreşçi. Olimpiyat oyunlarında ise ancak 8. sırada yer alabildi. Levon Gekhamyan 1977 doğumlu, daha tecrübeli, olimpiyat oyunlarına, dünya şampiyonalarına katılan bir güreşçi. Uluslararası alanda çok tecrübeli bir güreşçi. Önce gençlerde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Gençlerde dünya ikinciliği elde etti. Avrupa şampiyonalarında ise ancak 5. sırada yer alabildi. Yine dünya şampiyonasında da ancak 5. olabildi. Onun büyükler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyası bulunmuyor. 1 dakika 25 saniye geride kaldı. Şimdi Mısırlı güreşçiye pasifite uyguluyor orta hakem Bulgar Yançev. Türk dostu bir hakem ve başarılı bir hakem sevgili seyirciler. Mısırlı güreşçi şimdi Ermeni rakibi karşısında oyun arıyor. Evet, puan çıkaramadı. 1 dakika 50 saniyede geride kaldı. Mısırlı güreşçi Muhammed Abdel Fatah görüntüdeydi. Şimdi pasifite sırası kendisine geliyor. Eğer biraz daha çalışmadığı takdirde başa baş geçen puansız mücadelede karşılıklı pasifite uyguluyor hakemler. Bunun için biraz çalışması gerekiyor Mısırlı güreşçi. Evet, hemen geldi pasifite. Bakalım Ermeni güreşçi puan çıkarabilecek mi? Greco-Romen güreş şampiyonaları da karşılaşmaları izlemek üzere spordan sorumlu Devlet Bakanı Erdoğan Toprak ve Gençlik ve Spor Genel Müdürü Kemal Mutlu da Moskova'ya geldi ve güreşçilerimize başarı dileklerini ilettiler. Dakika 44 saniye geride kaldı bronz madalya mücadelesinde 84 kiloda ve puan yok. Eğer 16 saniyelik süre içerisinde puan olmazsa palto bağlama pozisyonuyla ikinci devreye başlanacak. Bu arada sanıyorum bir güreşçinin burnu kanadı. Bulgar Yançev minderi temizlettiriyor ve evet, mücadele devam ediyor. Son 15 saniye.
karşılaşmanın ilk devresi tamamlanmak üzere. Puan yok karşılaşmada. Evet, devre puansız tamamlanıyor. Güreşçiler köşelerinde kırmızı mayoyla Mısırlı güreşçi ekrana yansıyor. Şimdi Bulgar Yankev atış yapacak. Ve salto bağlamada kimin önce rakibini bağlayacağı belirlenecek. Mutlaka puan çıkacak bu salto bağlamada. Hangi güreşçi avantajlı duruma geçecek? Bunu az sonra gözleyeceğiz. Evet, sanıyorum Ermeni güreşçi rakibini bağlayacak. Evet, işaret öyle. Şimdi salto bağlamada aslında Mısırlı güreşçi daha uzun boylu. Bakalım o uzun boyunun avantajını kullanabilecek mi? Ermeni güreşçi önce rakibini bağlıyor ama bağlayamıyor çünkü ortadaki çemberin dışına taştılar. Evet, rakibini de bağlamasına izin vermesi gerekiyor Ermeni güreşçinin. Evet, vermiyor. İhtar 2 puan. Sayı hakemi de aynı işareti gönderiyor. Minder amiri Yankev'i çağırıyor. Aslında burada iki hakem anlaştığı için Minder amirine söz düşmüyordu. Ama Minder amiri bu puanı geçerli saymıyor ve yeniden bağlanmasını istiyor güreşçilerin. Evet, güreşçiler kenetlendiler. Aslında biraz önce bir kural hatası işlendi. İki hakem anlaştığı anda Minder amiri söz hakkına sahip değil. İşte güreşteki yanlış pozisyonlardan birini yaşadık hakemler konusunda sevgili seyirciler. Salto bağlama pozisyonu devam ediyor. Ermeni güreşinin mutlaka bir dakika içerisinde puan alması gerekiyor. 15 saniyeden daha az bir süre kaldı. Bu şekilde devam ettirdiği takdirde Mısırlı güreşçi puan alacak. Ermeni güreşçi rakibinden, evet, şimdi bir salto denemesi ama altta kalıyor. Mutlaka yapmak zorundaydı. 3 saniye vardı çünkü ve o 3 saniyeyi mutlaka değerlendirmek istedi Ermeni güreşçi ama başarılı olamadı ve puan yine Mısırlı güreşçinin oldu. Mısırlı güreşçi Muhammed Abdelfetah 1-0 önde. Şimdi karşılaşma yerde devam edecek. Evet, oradan kurtulup puan alacak. Ama hakemler buna puan vermiyor. Çünkü ancak kalkabildi. Oyun tutuşuna geçemedi sevgili seyirciler. Puan yok. Karşılaşma devam ediyor. Az önce Mısırlı güreşçiye tedavi uygulanmıştı. Şimdi Ermeni güreşçiye tedavi uygulanıyor.
sanıyorum kaşında açılma var. Evet, oradan giden kan izleri de Mısırlı güreşçinin yüzünde yer alıyor. Az önce Mısırlı güreşçiye baktılar ve bir şey göremediler. Evet, bandaj atılıyor şimdi Ermeni güreşçiye. Müsabakayı bandajla sürdürecek kafasında. Bir dakika 18 saniye kaldı ama güreşçiler henüz 3 puana ulaşamadılar. Evet, izlediğiniz gibi Ermeni güreşçinin orada bir kafa darbesi de vardı. Kendi kafa darbesiyle kaşı açılmış. Bunu şimdi ancak görebildik. Mısır ilk defa böyle bir final grubunda bronz madalya mücadelesi veriyor. Yıllar sonra sevgili seyirciler. Bakalım bronz madalyayı alabilecek mi Muhammed Abdelfettah? Evet, bir pasivite geliyor. Mısırlı güreşçi yerde, Ermeni güreşçi ise bakalım puan alabilecek mi şimdi Ermeni güreşçi? Evet, rakibini yerden çökmek istiyor. Ama çok güçlü bir güreşçi Mısırlı Muhammed Abdelfettah. İzlediğiniz gibi yerde puan vermiyor rakibine. Evet, karşılaşmanın 6 dakikalık süresi tamamlandı ve 1-0 olduğu için uzatma dakikalarına geçilecek. Şimdi yine salto bağlama uygulanacak. Saltoyu yine